19-22 tonluk kapasiteyle zamanının en güçlü serisi olur. Savaştan sonra hızlıca toparlanmayı başaran şirket 1955 yılında Münih'te yeni ve daha büyük bir fabrikaya geçer. Aynı yıl MAN L serisi pazara çıkarılır. Farklı büyüklükteki MAN 400, 500 ve 600 serisi üretilir. 2 yıl sonra ise Bulldog tipli versiyonlar satışa çıkarılır. 1965 yılında 10 yıllık Münih fabrikasında 100 bininci kamyon üretim manlığından çıkar. Hafif sınıf kamyon pazarını genişletmek isteyen şirket 1967 yılında Fransız üretici Saviem araçlarının lisansını satın alır. Saviem'in tasarına sahip geniş versiyon sunan yeni bir seri pazara çıkarılır. Şirket 1966 yılında Almanya dışındaki ilk fabrikasını İstanbul'da kurar. MAN'ın Türkiye'deki ilk faaliyetleri 1870'li yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'na yapılan tren ve vagon ihracatıydı. 1912 yılında Galata Köprüsü de MAN tarafından yenilenir. Başlangıçta Almanya'dan getirilen MAN kamyonları ülkemizde Ercanlar AŞ tarafından satıldı. 1950'lerde MAN Türkiye pazarında %20'lik bir pazar payına sahipti. 1960'ların başında ülkemizde ithalat kısıtlanınca Türkiye pazarındaki faaliyetlerin devam edilmesi için MAN ve Ercanlar AŞ ortaklığıyla İstanbul'da MAN Kamyon ve Otobüs Sanayi Aninom şirketi kurulur. Almanya'dan ithal edilen parçalarla kamyon montajı yapılmaya başlanır. 1967 yılında üretim bandından çıkan ilk kamyon MAN 520H olur. Araç ülkemizde taşımacılığın gelişmesinde önemli bir yer edinir. Halk arasında kırmızı burunlu MAN olarak yayılan kamyon 60'lı ve 70'li yıllara damgasını vurur. 1968 yılında üretim bandından otobüsler de çıkmaya başlar. 1967 yılında Almanya'da F8'in ikinci jenerasyon üretim bandından çıkar. 1971 yılında şirket köklü bir tarihe sahip Alman kamyon ve otobüs üreticisi Busing şirketini bünyesine katar. Busing'in özel zemin altı motor teknolojisi MAN'a aktarılır. 6 şasili MAN otobüsleri pazarda büyük fark yaratır. Ayrıca şirket Busing'in aslan logosunu 1972'den itibaren kamyonların ön ızgarasında kullanmaya başlar. Şirket 1977 yılında Saviem ile olan işbirliğine son verir. Ve hafif sınıf kamyonlar için kendine yeni bir partner aramaya başlar. Diğer bir önemli Alman üretici Magirus Deutz ilk defa pazara çıkardığı öne devrilebilir kabinli kamyonlarıyla hafif sınıf pazarında önemli bir atak yapmıştı. Bu sınıftaki rekabette güçlenmek isteyen MAN 1977'de Volkswagen ile işbirliği anlaşması imzalar. Dizel motor, şase ve ön aksın MAN tarafından, kabin, şanzıman ve arka aksın Volkswagen tarafından sağlanan 6-9 ton aralığında geniş seçenek sunan yeni G serisi pazara çıkarılır. Araçlar iki şirketin de logosunu taşır. 1978 yılında MAN 19280 yılın tırı seçilir. Ancak Avrupalı rakipler çoktan yüksek tavanlı ve yataklı uzun yol araçlarını pazara çıkarmıştı. Bunu henüz yapamayan şirket zamanın gerisinde kalmaya başlar. 70'lerin sonunda MAN kabin konforu için büyük bir atılım yapmaya karar verir ve FX90 konsept aracı tanıtır. Yüksek konfor sunan konsept yeni geliştirilecek serilerde temel oluşturacaktı. 1980'lerin başında yeni ve çok daha modern bir serinin çalışmalarına başlanır. Uzun geliştirmelerden sonra 1986 yılında ağır sınıf F90 serisi pazara çıkarılır. Bir yıl sonra ise Volkswagen'le ortak